Ters trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral alma. Bu videomuzda trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral almadaki son başlığımız olan ters trigonometrik dönüşüm yöntemini inceleyeceğiz. Şimdiye kadar trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral almada 6 bölüm inceledik. Bu başlığımız bunların en sonuncusu ve en zoru olarak niteleyebileceğimiz başlıktır. Bunun diğerlerinden karakteristik olarak ayrılan çok önemli bir farkı vardır. Önce bunu netleştirerek başlayacağız. Şimdiye kadar yaptığımız bütün trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral almalarda integralimizin içerisi trigonometrikti. Yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant veya kosekant içeriyordu. Bu içerisi trigonometrik bir ifadeyken yaptıklarımız trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral almaydı. 6 bölümde inceledik. Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral alma. Burada 6 bölüm vardı. Bunların hepsini tamamlamış durumdayız. Şimdi geldiğimiz noktada ise ters trigonometrik dönüşüm yönteminde integralimizin içerisi trigonometrik değildir. Trigonometrik değil. Fakat içerisi trigonometrik değil iken başka da bir yöntemle bunu çözmeyi başaramadığımız için bu içerisini trigonometrik hale getirip bu integrali çözmeyi hedefleriz. En sonda da ters trigonometrik dönüşüm yardımıyla geri dönüp tekrar o en baştaki hal olan değişkene döneriz. X'li hal neyse, y'li ise y'li hale gibi. Şimdi ters trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral almada karşılaşacağımız integralin içerisi bir kere trigonometrik olmayacak. Peki içerisi ne gibi bir ifade olursa buna başvuracağız. Üç temel grubu vardır bunun. Bu integralin içinde şimdi bahsedeceğimiz üç temel gruptan birisi varsa ters trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral almaya başvuracağız. İlki, kök içinde x kare eksi a kare. Bu x'in önüne 4x kare eksi a kare de olabilir. Kaç sayılar gelebilir o detaylarla uğraşmıyorum. Şimdi ana gövdeyi görmek adına söylüyorum. Bu illa bu şekilde köklü olmak zorunda da değil. Şöyle de olabilir. X kare eksi a kare üzeri 3 bölü 2. Bir kısmı dışarı çıkıp yine köklü kısım kalıyor. Yani böyle üssü 5 bölü 2, 7 bölü 2 arttırabiliriz daha burayı. X kare eksi a kare bölümüydü. İkincisi a kare eksi x kare bölümü. Aynı şekilde bunun da bu versiyonu var. Buradaki x karenin dediğim gibi katsayısı 4, 5, 10 herhangi bir sayı yazılabilir. A kare eksi x kare üzeri 3 bölü 2 diyelim. Yine bunun üssü 5 bölü 2, 7 bölü 2 artırılarak gidebilir. Ve üçüncü ana gövde arası eksi olan kısım bitti. Şimdi artı olan. X kare artı a kare. Bunda da aynı şekilde x kare artı a kare üzeri 3 bölü 2, 5 bölü 2 ifadeler olabilir. Ve bunun dışında integralin içinde yanında x kare, x küp falan bulunabilir. Bunları içerecek kritik nokta burası. Bunları içerip değişken değiştirme uygulanamayanlarda bunu uygulayacağız. Yani içerisine u dediğimizde türevi yan tarafında du ile çarpma durumunda bulunuyorsa da buna girmeyeceğiz tabii ki. Bu bölümü içerip değişken değiştirme uygulanamayanlarda ters trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral almayı deneriz. Şimdi
Konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral almanın 6 bölümünü incelemiştik bundan önceki videolarımızda. Bu bölümlerin hepsinde içerisi trigonometrik. Son bölümümüz, bir integralin içerisi trigonometrik değil iken yine trigonometriden yardım alıp bu integrali çözme fikrinin peşine düştüğümüz ters trigonometrik dönüşüm fikri gelmektedir. Bunun da uygulandığı durumlar, integralin içinde bu ifadelerin içerilmesi halinde gerçekleşiyor. Şimdi bunlarda nasıl hareket edeceğiz? Tek tek bunlara başlayalım. Bu genel bir girizgahtı bu başlığımız için. Şimdi birer tane integral yazalım. En sonda alıp başından sonuna kadar çözümler gerçekleştireceğim. Şu üç durumumuza da ait basit integraller yazalım. Mesela integralin içinde 4 eksi x kare olsun sadece. Bunun bizden integralini almamız istensin. Fakat içeriye u deyip değişken değiştirme falan yapamıyoruz. Çözülebilirliği şu an için yok. Yani trigonometrik dönüşüm yöntemine başvurmazsak. İçeriye bununla bunun yerini değiştirelim. X kare eksi 4. Bir örneksel gövde üzerinden üçünün durumunu da incelemek adına böyle bir şey seçtim. İçerisi de bizi yormasın diye. Bir de içeride x kare artı 4. Şimdi bunlara baktığımızda değişken değiştirme kullanılamadığını görüyoruz. Ve bizim ters trigonometrik dönüşüm yöntemi uygulama formatımıza uyan ifadeler içeriyor içeride. Bunlarda üçgen çizerek sorular çözülür. Birçok hoca burada ezberden yapılacak dönüşüm şudur deyip anlatırlar. Halbuki o şekilde ezberlemek sağlıklı değildir. Her zaman bu tiplerde üçgen çizerek çözmek en doğru yoldur. Şimdi burada bir üçgen çizeceğiz. Şuraya bir teta açısı diyoruz. Aynı şekilde bunda da üçgen. Her birinde yapılacak dönüşümü belirleyeceğiz. Ters trigonometrik dönüşüm yöntemiyle çözmek istediğimizde bir integrali, içerisi trigonometrik değilken içeriği trigonometrik hale çevirmek için birer dik üçgen çizip şu içerisinde gördüğümüz köklü ifadeyi bu dik üçgende bir kenara koyacağız. Hangi kenara koyacağız? Bütün mevzu o ve onun arkasından da hangi dönüşümü yapmamız gerektiğini söyleyecek bu üçgen bize. Şimdi burada 4 eksi x kare görüyoruz. Bu 4 2'nin karesidir. X kare de x'in karesidir. Buraya 4 eksi x kare çıkarma durumundayken ilki her zaman hipotenüs. Çıkarma durumundayken hipotenüsümüz 2 olacak. Bu dik kenarlardan birisine. Dik kenarlardan birisi. Lardan biri. Çıkarma durumundayken ilk yazılan her zaman hipotenüse, onun tabii ki karekökü, ikinci yazılan da dik kenarlardan birine. Bu dik kenara koyalım. İsteyen buna koysun, çok fark etmez o. Bunun karesinden bunun karesini çıkartırsak karekök içinde de bunu verir. İşte şu gördüğümüz köklü ifadede dik kenarlardan şunda yer alacak. Devam edelim her biri için üçgeni. Bu da çıkarma durumu. Bu hipotenüse. Bu dik kenarlardan birine. Bu ifadede x'in karesinden bunun karesini çıkartırsak, Pisagor teoremi yaparsak burası da x kare eksi 4 olur. Çıkarma durumunda ilki hipotenüse, ikinci dik kenarlardan birine. Bu köklü kısımda işte kenarlardan birine gelecek Pisagor teoremi uygulanması sonucu. Toplama durumunda ise toplamada ikisi de dik kenarları.
Bu dik kenara. Dik kenarlar ikisi de. Buraya x, buraya 2. Bunların kareleri toplamı karekök içinde hipotenüs olur çünkü. Birazcık kafanızı çalıştırırsanız neden bunların bu şekilde gerçekleştiğini anlarsınız. Kafayı çalıştırmak istemeyen, sadece bana ben ne yapacağım bana onu söyleyin diyenler için anlattığım kısmı ezbersel olarak yaklaşabilirler. Çıkarma durumundaysa ilk yazılan hipotenüse diğeri dik kenara, o ikisinin kareleri farklı karekök içinde de diğer dik kenara. Toplama durumundaysa bu ifade dik kenara, içerideki kareleri alınmış olanlar dik kenar dedim hipotenüse, içeride kareleri alınanlar da dik kenarlar. Bunları yaptıktan sonra bütün trigonometrik ifadeleri yazalım. Sinüs teta. Karşı bölü hipotenüs. Tetamız burada. X bölü 2. Kosinüs teta. Komşu bölü hipotenüs. 4 eksi x kare bölü 2. Tanjant teta. Karşı bölü komşu. X bölü 4 eksi x kare. Kotanjant teta. Komşu bölü karşı. 4 eksi x kare bölü x. Bunlardan hangisinde x en kolay yalnız kalıyorsa yapılacak dönüşüm odur. Hangisinde en kolay x yalnız kalıyor? Bir bakalım şuraya. En kolay x'in yalnız kaldığı bu. Yapılacak dönüşümü elde ettik. 2'yi karşı tarafa çarpı olarak geçirin. X eşittir 2 sin teta dönüşümü yapılacak. İşte bu üçgeni çizmemiz, bu trigonometrik oranları çıkartmamız hangi dönüşümün yapılacağını belirlemek içindir. Hangisinde x en kolay yalnız kalıyor? Kalıyorsa o dönüşümü yapacağız ki x en kolay bunda yalnız kalıyor. X'i belirledik mi? Hemen bunun diferansiyeli alınacak. Buradaki x yerine ne geleceğini belirledik de dx'in yerine ne geleceğini hemen arkasından belirleyeceğiz. Diferansiyelini alıyoruz. X'e göre türevini aldık. Yanına dx yazdık. Bunun x'e göre türevi 1'dir zaten. Teta'ya göre türevini aldık. Yanına dteta yazdık. 2 sin teta'nın türevi 2 cos teta. Yanına dteta yazdık. İşte dx yerine de artık ne yazacağımızı biliyoruz. Şimdi götürüp integrali tamamen trigonometrik hale çeviriyoruz. X yerine 2 sin teta yazarsam ben buraya kök içinde 4 eksi 2 sin teta yazarsam karesini alırsam 4 sin kare teta olur. Dx yerine ise 2 cos teta d teta yazıyorum. İşte integrali trigonometrik hale çevirdim. Bu şekildeki bir integrali x'li haldeyken çözemiyorken onu trigonometrik hale dönüştürmek için bu üçgen çizip bu hareketleri yapıyoruz. Bunu tamamen trigonometrik hale çevirdik. Ardından bunu çözeceğiz. En son x'li hale geri döneceğiz. Ama hepsini bir öncelikle trigonometrik hale çevireceğim ben. Şimdi gelelim buna. Bunda da kırmızıyla değil de maviyle devam edelim. Öncelikle sinüs teta ile başlayalım. Sinüs teta eşittir 2 bölü x. Kosinüs teta komşu bölü hipotenüs. Kök içinde x kare eksi 4 bölü x. Tanjant teta. Şimdi bazıları diyecek ki gördük zaten x'in en kolay hangisinde yalnız kaldı. Haklısınız. Ama bunların hepsini yazın en sonunda işimize yarayacaklar. Tanjant teta karşı bölü komşu. X kare eksi 4. Kotanjant teta komşu bölü karşı. X kare eksi 4 bölü 2.
En kolay x bunda yalnız kalıyor. X'i bu tarafa, sin teta'yı bu tarafa geçirirsek, x eşittir 2 bölü sin teta. Yani bu da x eşittir 2 kosekant teta anlamına gelir. X eşittir 2 kosekant teta dönüşümü yapıyoruz. Hemen bunun diferansiyeli. Dx eşittir. Türevini aldık. Yanına dx koyduk. X'in türevi 1'dir. Türevini aldık. 2 kosekant teta'nın türevi. Eksi 2 kosekant teta çarpı kotanjant teta d teta. Kosekantın türevi eksi kosekant teta çarpı kotanjant teta'dır. İşte buralar biraz güçlü öğrencinin bulunması gereken yerler. Güçlü öğrenci demeyelim de kendisini bilgisayar olarak güçlendirmiş kişinin bulunması gereken yerler. Ben nereden bileceğim kosekant teta'nın türevini diyenler, o zaman çözmeyin, sizin ne işiniz var burada? Yani her şeye ben bunu nereden bileceğim, ben bunu ne... O zaman sizin üniversite okumanız anlamsızlaşıyor. Zaten bunları bilmeniz için üniversiteyi okuyorsunuz. Veya bir şekilde bunları sınav öncesi aklınızda tutabilecek potansiyelde olup olmadığınız ölçülmek için üniversiteyi okuyorsunuz. O nedenle bu anlamsız soruları bırakmanız lazım. Yorumlarda da görüyorum. Yani üniversite okumayacak birçok kişi üniversite okuyor. Ben bunu neden öğreniyorum? Ben bunu neden öğreniyorum? Öğrenmeyeceksiniz, okumayın o zaman hiçbir şeyi. Kimse size zorla bunları yaptırtmıyor. Üniversite okumanın amacı bir şeyler öğrenmektir. O diplomayı alıp o diplomanın size hayatın kapılarını açmasını falan bekliyorsunuz. Halbuki biz üniversitede bir şeyler öğrenip öğrendiğimiz şeyler sayesinde hayatın bize bir şeyler vermesinin peşine düşeceğiz. Hiçbir şey öğrenmeden başarı diye bir şey olmaz. Neyse, çok uzattım. Devam edelim şimdi burada. Bunları götürüp yerine koyalım. Kök içinde x'in karesi, yani bunun karesi 4 kosekant kare teta eksi 4 dx yerine de şu. Düşündüğümüzden çok daha korkunç bir integral geldi ama kaçınılmaz. Bunu çözmeyeceğim tabii ki. Kendimi yormaya çok niyetim yok. Şimdi burada da integrali trigonometrik hale getirmiş bulunuyoruz. Artık bunu çözmenin bir şekilde yolunu arayacağız. Bunu çözdükten sonra tekrar geriye x'li hale döneceğiz. Bu ters trigonometrik dönüşüm yönteminin bütün hedefi budur. İntegrali alırız. Bunu bir üçgene yerleştirebiliyorsak içindeki bir parçasını, ki bu tiptekiler yerleştirilebiliyor. Trigonometrik bir dönüşümle onu tamamen trigonometrik hale getirip bu hali çözüp tekrar bu üçgen vasıtasıyla geriye dönüp x'li halde integral sonucunu bulmayı hedefliyorum. Şimdi buna geldik. Burada yazalım trigonometrik ifadelerimizi. Sin teta x bölü kök içinde x kare artı 4. Zor. Cos teta, burada x'in yalnız bırakılması zor. 2 bölü x kare artı 4. Burada da çok zor. Tanjant teta, karşı bölü komşu, x bölü 2 geldi. Kotanjant teta, komşu bölü karşı, 2 bölü x. Yapılması gereken dönüşüm buradan çıktı. X eşittir 2 tanjant teta dönüşümü yapılması gerekiyor. Her iki tarafın diferansiyeli dx eşittir tanjant teta'nın türevi 2 sekant kare teta d teta'dır. Şimdi bunları götürüp integralimizin içine yerleştirelim. Kök içinde x kare, bunun karesini aldık. 4 tan kare teta artı 4 çarpı, şunu da getirip şuraya yazdık, dx yerine 2 sekant kare teta d teta. İşte içinde a kare eksi x kare, x kare eksi a kare, k
kök içinde x kare artı a kare kök içinde barındıranlar nasıl trigonometrik hale getiriliyor? O aşamasını yaptık. Bu ters trigonometrik dönüşümün birinci aşamasıdır. İkinci aşama oluşturduğumuz trigonometrik integrali çözmek olacak. Şimdi bu bölümüne başlıyoruz. O bölümü de farklı bir renkle gidelim. Hangisini çözelim? Sadece şunu çözeyim, diğerlerini uğraşmayalım. Burada şu içeriği 4 parantezine alırsak 4 kökten dışarıya 2 diye çıkar. Kök içinde 1 eksi sin kare teta kalır. Burada 2 kos teta d teta var. Bu kos kare tetadır. Dışarıya kos teta olarak çıkar. 2 kos teta çarpı 2 kos teta d teta. İntegralin içerisi 4 kos kare teta d teta oldu. Şimdi buradan sonrasında da trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral alma var. Başlarda yaptıklarımız. Yalnız başına integral içinde sin kare teta veya kos kare teta bulunursa yarım açı formülü den yardım alıyorduk. Kos kare teta 1 artı kos 2 teta bölü 2'ye eşittir. Sin kare teta olsaydı onun yerine 1 eksi kos 2 teta bölü 2 yapıyorduk. Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral alma birinci bölüme gitsin. Bunun integralini almada zorlanacak kişiler. Bunu getirip buraya koyarsak, bunu bir de 4 ile çarparsak, integral içinde 2 artı 2 kos 2 teta'ya ulaşırız. Bunun da integralini alırsak teta'ya göre, 2 teta artı kosinüsün integrali sinüs verir, 2 sin 2 teta, fakat bu içerisi 2 teta olduğu için onun türevine böleriz 2 artı c olur. 2 teta artı sin 2 teta artı c. Şimdi yaptığımız dönüşümü geri getireceğiz. Yani x'li hale çevireceğiz bunu. Teta yerine ne yazmalıyız? Şuradaki bölüm üzerinden yaptığımız dönüşümden gideceğiz. İşte bu noktalarında sorunun ters trigonometrik integral kullanmak gerektiğinden bu yönteme ters trigonometrik dönüşüm denmekti. Şurada teta yerine şu sin teta'yı bir yalnız bırakalım. X bölü 2 eşittir sin teta. Burada bu ikisinin teta ile x bölü 2'nin yerini değiştirirsek arksin ortaya çıkar. Teta eşittir arksin x bölü 2 olur. Buradaki teta'nın yerine arksin x bölü 2 yazacağız. 2 çarpı arksin x bölü 2. Peki sin 2 teta yerine ne yazacağız? Sin 2 teta da yarım açı formülüyle açılacak. 2 sin teta kos teta. 2 çarpı sin teta neydi? O üçgende zaten önümüzde onlar. Biraz yukarı gidip görelim şunları. Sin teta x bölü 2 idi. X bölü 2. Cos teta ise şuydu. 4 eksi x kare bölü 2. Bu ikilerin birer tanesi gitti. Artı x kök içinde 4 eksi x kare bölü 2 artı c olarak integralimizin sonucunu bulduk. Hangi integralimizin sonucunu bulduk? Şu en baştaki masum masum görünen bir integral. Sadece integralin içinde 4 eksi x kare görüyoruz karekök içinde. Sonucu ise bu integralin oldukça karmaşık bir sonuç verdi. 2 çarpı arksin x bölü 2 artı x karekök içinde 4 eksi x kare bölü 2 artı c. Diğer ikisini çözmekten açıkçası korktum. Yani çok kötü sonuçlar çıkacak. Bazılarınız daha başlamadan konudan vazgeçecek. O yüzden gerek yok. Şimdi tam manasıyla bunun bir sorusunu çözmenin vakti geldi. Buradaki aşamaların nasıl ilerlediğini bir kafamızda netleştirelim. Ters trigonometrik dönüşüm yardımı ile integral alıyorsak, integralin içinde bir şey var.
Bu yalnız trigonometrik değil. Biz bunu birinci aşama yapılacak dönüşümü belirleyip trigonometrik dönüşüm ile integrali trigonometrik hale getiriyoruz. Burası trigonometrik. Şu halde trigonometrik değil. Sonra bunu çözüyoruz. Çözdük. Fakat çözdüğümüzde sonuç tetalı. Bizim en baştaki integral x'liydi. En son aşama bu tetadan x'e geri dönüş. X'e geri dönüş. Trigonometrik olmayan bir integrali üçgen çizip yapacağımız dönüşümü belirleyip trigonometrik hale getiriyoruz. Trigonometrik hale getirdikten sonra o integrali çözüyoruz. Çözdükten sonra tetalı haldeyiz. Tetadan x'e geri dönüş yapıyoruz. Onda da o üçgeni veya ters trigonometrik dönüşümleri kullanıyoruz. İşin süreci bu. Tam manasıyla bir sorusunu çözüp bu videomuzu noktalayalım. Bununla ilgili tahmini bir 3 örnek soru videosu da gelecek. Nasıl bir tanesini alalım? Çok kötü bir şey çıkmaz umarım. Neyse. Ne çıkarsa çıksın. Birkaç örnek soru yazmışım da çözümleri yok. İnşallah çok kötü çıkmaz. Dx. İntegralinin sonucu nedir? Şimdi integrale baktığımızda değişken değiştirme yardımıyla falan çözülebilmesi mümkün değil. Kökün içine u desek falan dx'le çarpım durumunda bir türev sonucu yok. Burada bir de x üzeri 4 var. Oldukça alakasız. İntegralin içinde şunu görmemiz bize bu integrali trigonometrik dönüşüm yöntemiyle çözmeye gönderiyor. Burada bir üçgen çiziyoruz. Buraya gidip bir teta koyduk. Bu çıkarma durumunda olduğu için x hipotenüse. Şuradaki 25 ise 5'in karesidir dik kenarlara. Buraya da geldi. 25 x kare eksi 25. Şimdi bildiğimiz trigonometrik değerleri yazalım. Sin teta 5 bölü x, cos teta kök içinde x kare eksi 25 bölü x, tanjant teta 5 bölü kök içinde x kare eksi 25, kotanjant teta kök içinde x kare eksi 25 bölü 5. Hangisinde x en kolay yalnız kalıyor? Şunda. X ile sin teta'nın yerini değiştirirsek x eşittir 5 bölü sin teta. Yani buradan x eşittir 5 kosekant teta. Yapılacak dönüşümü belirledik. Ardından bunun diferansiyelini alıp dx yerine gelecek kısmı belirleyeceğiz. Dx eşittir. Kosekantın türevi eksi 5 kosekant teta çarpı kotanjant teta d tetadır. Şimdi götürüp bunları yerlerine koyuyoruz. Bizim birinci adımımız üçgenimizi çizip trigonometrik dönüşüme karar verdiysek, üçgenimizi çizip bu karekökün içindeki ifadeden bu ifadeleri ilk çıkarma durumunda olduğu için ilkini hipotenüse, diğerini dik kenara, bu ifadenin tamamı da dik kenarlardan diğerine. Bütün trigonometrikleri çıkarttık. Ardından da yapılacak dönüşüm belirledik.
ve dx yerine ne geleceğini anlamak için de diferansiyelini aldık. Şimdi bunları ikinci adımda götürüp integralimize yerleştiriyorum. 2 bölü x üzeri 4. Şunun dördüncü üssünü alıyoruz. 5'in dördüncü üssü 625 çarpı kosekant 4 teta çarpı kök içinde x'in karesini alıyoruz. 25 kosekant kare teta eksi 25 dx yerine de şu eksi 5 kosekant teta çarpı kotanjant teta d teta. Şimdi sadeleşenlerimiz var ve bu ifadenin devamında bir şeyleri götürerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada birer tane kosekant teta birbirini götürdü. Burada kosekant küp teta kaldı. Şurayı 25 parantezine aldık. Bir tane dışarıya 5 çıktı. Bu 5 kök içinde kosekant kare teta eksi 1 oldu. Şimdi şuradaki 5 ile de şuradaki 5 gitti diyelim. Şuradaki 2 bölü 625'i de dışarı çekelim. Şurada bir eksi var, eksiyi de alalım. Yukarıda kotanjant teta kaldı. Bölü. Aşağıda kosekant küp teta kaldı. Burada da kökün içinde kosekant kare teta eksi 1 kaldı. Bundan sonraki halinde hiçbir şey göremeyince her şeyi sin ve kosa çevireceğiz. Yani çözülebilecek en zor sorulardan birisini çözüyorum şu an. Yapacak bir şey yok. Aldık bir kere. Bu cos teta bölü sin teta'dır. Bu 1 bölü sin küp teta'dır. Kosekant 1 bölü sindir çünkü. Kök içinde 1 bölü sin kare teta eksi 1 d teta. Şu kökün içini bir halledelim şurada. Sin kare teta ile genişletirsek bunu 1 eksi sin kare teta bölü sin kare teta olur. 1 eksi sin kare teta kos kare tetadır. Bu dışarıya kos bölü sin olarak çıkar. Eksi 2 bölü 625. Şunu yukarıya döndürmüş olalım. Cos teta bölü sin teta yukarıdaydı. 1 bölü sin küp teta döndü. Sin küp teta çarpı. Bu da dışarıya. Burası cos kare teta bölü sin kare teta oldu. Cos teta bölü sin teta diye çıktı. Onu da yukarıya ters çevirdik. Sin teta bölü cos teta d teta olduk. Şuradaki cos teta ile buradaki cos teta, şuradaki sin teta ile şuradaki sin teta gitti. Yine integralin içi oldukça sadeleşti. Eksi 2 bölü 625 sin küp teta d teta kaldı. Bunun devamında da bu sin küp teta'yı sin kare teta çarpı sin teta yazıp trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral almanın ikinci bölümünde bahsettiğimiz kısmı uygulayacağız. Eksi 2 bölü 625 çarpı sin kare teta çarpı sin teta d teta yaptık. Bunun yerine de 1 eksi cos kare teta. 1 eksi cos kare teta sin teta d teta. Burada cos teta'ya şimdi u dersek onun türevi eksi sin teta
dθ olur. Buradaki sin teta dθ yerine eksi du diyoruz. Şu eksiyi de integralin başına alırsak. Oldukça uzun bir soru çıktı. Genelde zaten bunun soruları uzundur da. Bu da ekstra birazcık daha uzun çıktı. Şurada eksi du vardı. Şu eksi eksi birbirine artı yaptı. 2 bölü 625. Burası 1 eksi u kare. Şurası da du oldu. Şimdi integral alırsak 2 bölü 625. Bunun integrali u. Bunun integrali eksi u küp bölü 3. Artı c oldu. U dediğimiz şeyi yerine yazarsak 2 bölü 625 cos teta eksi cos küp teta bölü 3 artı c'ye ulaştık. Ve sorunun bundan sonraki son aşaması. Tetalı bırakmayacağız. X'e geri döneceğiz. Üçüncü adım. X'e dönüş. Burada en azından ters trigonometri kullanmaya gerek yok. Cos tetaların şimdi üçgendeki sonucunu gidip alıp buraya koyalım. Çünkü sadece cos tetalı bir şey çıktı. Cos teta üçgende neymiş bir bakalım. Cos teta kök içinde x kare eksi 25 bölü x. Cos teta kök içinde x kare eksi 25 bölü x idi. Onu getirip buraya koyarsak şimdi 2 bölü 625 kök içinde x kare eksi 25 bölü x eksi şunun kübü x kare eksi 25 bölü x küp bölü 3 artı c. Gerçekten oldukça zorlu bir sorusunu çözdük. Şimdi olayı daha fazla uzatmayalım. Buradaki temel fikrimiz integralin içinde en başta bahsettiğimiz, şimdi geriye bir dönelim. Şu ifadeleri gördüğümüzde, şu ifadeleri gördüğümüzde veya şu ifadeleri gördüğümüzde değişken değiştirme yardımıyla bu integrali çözemiyorsak, en basitinden şu şekildeki 3 örnekle başladık. Kök içinde 4 eksi x kare, x kare eksi 4, x kare artı 4. Bunlar da üçgen çizerek bu üçgene yerleştirip trigonometrik dönüşümle bu integrali trigonometrik hale getirip o trigonometrik hali çözüyoruz. En son x'e hale geri dönüyoruz. İşin özünde yaptığımız şey her zaman için budur. Dediğim gibi bu başlıkla ilgili tahmini 3 örnek sorunun çözümü de gelecek. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.